Özgürlüğün Sesi Çukurova Türk TV'den bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Halkın Sesi programına hoş geldiniz. Evet, Adana'nın her bölgesinden, Çukurova'nın her bölgesinden yine size merhaba diyoruz sevgili seyirciler. Bugün uzak bir yerden Feke'nin Şah Muratlı Köyü muhtarı yanımızda konuğumuz Mehmet Darkuz. Adana'nın en uzak ilçelerinden birinin, en uzak ilçeleri, mahallesinin birinin mahalle muhtarı yanımızda. Sayın Darkuz hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum Murat Bey, sağ olun. Yaklaşık 180 kilometre yol kat ettiniz, evet, ve stüdyomuza geldiniz. Evet. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Nezdinizde Şah Muratlı mahallesinin tüm sakinlerine, halka selamımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, hoş geldiniz derken öncelikle hemen biraz Şah Muratlı'yı bir tanıyalım. Mahallenizde ne var ne yok, nasıl bir mahalledir, ne var ne yok biraz tanıyalım efendim. Şimdi Murat Bey, Şah Muratlı mahallesi unutulmuş bir mahalle diyebilirim yani. Havası, suyu, insanlara çok güzel ama siyasete gelmiyor. Biz kendimizi ikinci sınıf insanlar olarak hissediyoruz yani kendimizi. Yani biz ikinci sınıf insanlar olarak görüyorum. Köyüm de böyle. Mutlaka öyle değildir. Hissetmeniz de kötü bir şey, keşke olmasa. Gelirler mutlaka. Peki efendim, kaç nüfusunuz var? Biraz oradan başlayalım. Sorunlarınızı, dertlerinizi, güzellikleri, her şeyi sormak istiyorum çünkü. 600 civarında nüfusumuz var. Şu an %20'si, %30'u kışın Kozan, Adana, İmamoğlu'na geldiler. Diğerleri köyde kalır. Şimdi köyümüzün insanları hizmet bekliyor bizlerden. Biz de evet, siyasilere davet ediyoruz ama gelmiyor bir türlü siyasiler. Evet, yani hani bir atasözü var, affınıza sınarak söylemek istiyorum. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler. Aynen öyle. Şimdi Adana'ya uzak bir mahallesiniz, bir ilçenin evet, uzak mahallesiniz. Acaba gözden unutuldunuz mu gözden ırak olunca? Vallahi öyle ben mi düşünüyorsunuz? Unutulduğumu ya düşünüyorum yani. Evet. Peki o zaman tek tek gidelim efendim. Yani sizin sorunlarınızı dile getirmenize yardımcı olmak istiyoruz biz de. Özgürlüğün Sesi Çukurova Türk TV'de halkın sesi olarak, program olarak size kulak vermek istiyoruz. Peki efendim, orada okul durumu var mı? Okullarımız var mı? Dini tesislerimiz yeterli mi? Önce temel olayı anlayalım. Ardından ne gibi eksiklikler var onları sormak istiyorum. Şimdi Murat Bey, okulumuz var. 16-17 öğrencimiz var. Yalnız okula gidecek köprümüz yok. Yani öğrenciler yağmur yağdığında, kar yağdığında okula gidemiyor. Orada geçit yok yani. Onda bir sıkıntımız var, köprülerimiz yok. Okulumuz açık ama kar yağdı mı, yağmur yağdı mıydı, özellikle yağmurlarda okula gelemiyor öğrencilerimiz. Öyle bir sıkıntımız var. Şu anda Şah Muratlı'dan da görüntüler aksettiriyoruz. Tabii siz lütfen devam edin. Ayrıntılara geçeceğim. Öğrencilerimiz var. Tabii ki sorunlar da var. Onlara hemen geçmek istiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Temel sorunlardan birisi olarak ben yol nasıl, yollarınız nasıl? Çünkü yol medeniyettir. Çünkü yollardan görüntü olduğu için hemen onlardan ben sorayım. Şu an yollarımız karayolları bir bölümünü yaptı. Bir bölümü duruyor. Mahallelerimiz yollar yapılmayık. Camiye giden insanlarımız pantolonu yukarı çeviriyor. Suda ayakkabısı çıkarıyor. Cami öyle gidiyor. Su ve yol aynı yerden gidiyor çoğu yerde. Yani mahallelerimizin yolları yapılmayacak. Altyapısı yok. Öyle bir sıkıntımız var. Yol olayı mahallelerde yapılmayacak. Öyle duruyor. Evet arkadaşlar, görüntüyü görüntüyü vermeye devam edelim. Çünkü bakın şu anda görüntüler de var. Yol çok yetersiz diyorsunuz. Çok yetersiz Murat Bey. Peki temel mahalleye gidecek yol var mı? Mahalle ara sokaklarında yeteri kadar ulaşım için yeteri kadar sokaklarda asfalt veyahut da stabilize var mı? Hayır, yok. Mahalleler arasında yok. Sadece Kozan arasında 10 kilometremiz yolum, 10 kilometre yolumuz kaldı. Asfalt olmayan, diğer yerlere karayolları tarafından yapıldı. Teşekkür ediyorum karayollarına. Feke Şah Muratlı arası da yaklaşık 10 kilometre, 15 kilometre yapıldı. Diğeri duruyor. Karayollar yaptı bunu. Evet. Peki şimdi yollardan başlayarak ben tek tek sorunlara gitmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok kent bütün şehir yasası içine girdi. Şu anda Adana'nın uzak mahallesi olan Şah Muratlı Köyü mahallesi de köyde mahalle oldu. Evet. Oranın temel sorunları da artık Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu için ana yollarını onun yapması lazım. Evet. Büyükşehir'den bu yönde yani yol konusunda hizmet talebiniz oldu mu? Hizmetler geldi mi? Nedir efendim? Büyükşehir'de yol talebimiz oldu. Köprü talebimiz oldu. Ama bir sonuç alamadık. Yapılmadı. Şu an bekliyoruz. Hüseyin Başkan yapacak inşallah.
Ya süre bitti ama yani seçim geldi. Evet. Acaba şu an seçime 5,5 ay civarında bir zaman kaldı. Ama şu an bizim köprü ve yollarımız yapılmayacak. Aynen duruyor yani. Söz verdi Sayın Başkanımız, inşallah yapar yani. Ne zaman söz verdi efendim? Onu sorayım. Valla seçimde de söz verdi, seçimden sonra da söz verdi. Köyümüze geldi, orada da söz verdi. Hatta ihalet yapılıyor. Bir yolumuz vardı, o bile iptal oldu yani. Evet. Arkadaşlarımız görüntüyü ekrana getirebilirse üzerine konuşmak istiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Şu an yollardan da görüntü var. Evet. Sanırım burası stabilize olsa gerek değil mi? Asfalt da değil. Burası, şu anda kar tabii. Onu da konuşacağız karla ilgili de. Evet. Burası şu an asfalt oldu. Burası bir karayolu. Karayolu tarafından yapıldı Murat Bey. Ama eksiğimiz var yani. Ya karayollarının kontrolündeki yollar yapıldı ama evet. Diğer yerler yapılmadı diyorsunuz. Bizim Büyükşehir Belediyesi aya doğru yerlerimiz yapılmadı. Çünkü karayollara girmiyor. Tabii herkesin sorumluluk alanı farklı. Evet, sorumluluk alanı farklı olduğu için. Şu anda da yollar mesela gözüküyor. Evet. Evet sevgili seyirciler, şu anda Adana merkezine Kayseri sınırı oluyor değil mi efendim? Evet, zaten biz sınırdayız yani. Kayseri sınırı Adana 180 km civarında uzaklıktaki evet. Feke'nin Şah Muratlı Mahallesi'nin şu anda yollarını ve çevresini elimizden geldiğince göstermeye gayret gösteriyoruz sevgili seyirciler. Evet, şu an demin de geçti. Murat Bey orada göstermiştim. Şimdi dere yatakları var. İşte o insanlarımız oradan suyun geldiğinde çocuklarımız okula gidemiyor. Yani hastalarımız yol olmadığı geçemiyor. İçin mi? Yolla su yolun içinden geçtiği için mi? Ya da nasıl bir köprü olmadığı için. Köprü olmadığı için yolumuz yok. Zaten yolumuz yok ama köprü de yok. Yağmur yağdı mı su çuvalıyor. O zaman geçiş çok azalıyor yani. Geçirmiyor insanlar yani. Hasta da olsa götürmek mümkün değil. Yani. Hayat bitiyor yani. Şah Muratlı merkezde böyle bir sorunumuz var iki yerde. Artı Şah Muratlı Barak Sokak. Orada da aynı böyle bir köprü sorunumuz var. Kesinlikle kış geldiğinde, yağmur yağdığında hayat bitiyor orada yani. Hayat yok. Evet. Geçiş yok yani. Sevgili seyirciler, arzu ederseniz siz de çevrenizdeki sorunları bize iletebilirsiniz. Şu anda telefon numaramız da var. 0322 233 51 97. Tabii ki öncelikli olarak şayet bize ulaşabilirlerse Şah Muratlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız ya da orada ikamet etmiş, şu anda Kozan'da veya başka yere gitmiş vatandaşlarımız, ama bunun dışında da arzu eden diğer vatandaşlarımız da dertlerini, sorunlarını bizi arayarak bize iletebilirler ve yetkililere ulaştırabilirler sorunlarını. Evet, tabii yollardan devam etmek istiyorum. Yolla ilgili sıkıntınız olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Sanırım 2-3 sene veyahut da 2-3 sene önceydi. Yol yoksa oy da yok diye bir eylem evet. yaptınız. Evet. Türkiye'ye adeta hani bir oyunuzla hizmet getirtmek için mücadele ettiniz. Evet. Böyle bir geçmişiniz de var aslında. Demokratik bir mücadele, demokratik bir eylem. Biraz ondan bahseder misiniz efendim? Şimdi Şah Muratlı köyü biz de 50 yıldan beri, 100 yıldan beri oy kullanıyoruz. Artık yeter. Biz oy kullanmıyordular ve sandığa gitmediler. Buna gerekçesi tabii, neydi? Yani tamam kullanmıyorlar. Niye kullanmadılar? Gerekçesi Murat Bey, ben 2014 yılı muhtarıyım. 2014'te sularımız vardı ama belli bölgelerde vardı. Su sorunumuz çok büyüktü. Yolumuz yoktu. Elektriklerimiz, direkleri iple bağlıyorduk. Elektrik direklerini. Evet, iple evet, bağlıyorduk. Arkadaşlar o görüntüleri de gösterirlerse bu ayakta arada durması için. Evet. İple bağlıyorduk direkleri. Yani bir iletişim telefonumuz bile yoktu. Yani hastamız var, ambulans arayacak bir telefonumuz bile yoktu. Ondan dolayı. Şimdi bugünü de soracağım da şu an direkler de herhalde kurulmuş, yeni evet. direkler. Evet. Onu da söyleyelim. Yani daha önce sanırım sizin girişiminiz olmuş. Tabii ki. Yetkilerin de duyarlılığı sonucunda. Burada elektrik direklerinden bahsettiniz, onu da tamamlayalım. Direkler çökmek üzere veya yıkılmak üzereydi. Bağlıyordunuz. Nedir durum oldu? Ne oldu? Bunlar yapıldı. Teşekkür ediyorum ben Elisa'ya. Az bir bölgemiz kaldı. Bunu da yapacaklarını söylüyorlar. İhalesi yapalım. Bunu bu sıkıntıdan kurtulduk. Elektriklerimiz tamamlandı yani. Evet. Işıklandırma ne düzeyde? Aydınlatma yani da güzel. Çünkü evet. Çok uç noktada bir yer. Ne durum bilemiyoruz. Evet, aydınlatmalarımız yol herhalde bunlar yol değil mi? Şu evet, an gördüğümüz. Şu gördüğümüz yer mahallemizin yolu burası. Burada Hüseyin Başkan'ın buranın ihalesini yapmıştı. Ama şu an ihale yine geri bozuldu herhalde. 2015 yılında yapılmıştı. Şu an bu yollarımız yapılmadı.
Yani büyük şey bile diyebiliriz. Burası kaç metredir ki? Yani bu yol nasıl yapılmaz? Çok ilginç bir durum. Şu an Çorlu ve Şahmatlı ortak bir köyüz burada. Suyumuz, elektriğimiz. Yani aslında tek mahalle değil diyorsunuz. Evet, iki köy var burada. İç içe bir köyüz. Burada iki köyümüzün 7-8 kilometre bir yolu var. Yani yapılacak olan. Topu topu. Topu topu yani çok çok bir şey yok yani. 7-8 kilometre civarında bir yolumuz var. İşte bu arada 2-3 tane merfez veya köprü ihtiyacımız var. Ama bunları bir türlü alamadık yani. Peki köprü konusunda ne gibi bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Yani az önce aslında biz konuyu biraz dağıtarak gittik herhalde. Evet. Oy yoksa, yol yoksa oy da yok dediniz. Evet. Gerekçesi de yol olmadığı için de köprü de yok ama. İşte köprü de yok ama başkanım yapacağım dedi ama yapılmadı yani. Yolumuz da yapılmadı. Sadece karayollar yapıldı yani. O zaman biz buradan sizin sesiniz olalım. Çukurova Türk TV olarak halkın sesi, halkın temsilcisi olan sizin sesiniz olalım. Sevgili seyirciler, Adana'nın 180 km ötesinde Büyükşehir Belediyesi statüsünde yer alan, bünyesinde olan Şahmuratlı Mahallesi'nde maalesef 7-8 iki tane mahallenin, o bir mahallenin adı neydi Sayın Muhtarım? Merkez ve Barak Sokak. Barak Sokak. Yani iki tane mahallenin 7-8 kilometrelik asfalt yapılacak yolu maalesef 3-4 yıldır, 5 yıldır işte 2014'ten sonra yapılmış değil. Biz buradan duyuralım değerli devlet büyüklerimize, Sayın Valimize, tüm yetkililere buradan duyurmuş olalım. Orada da insanlar yaşıyor. Tabii ileride ben Sayın Muhtarım'la konuştuğum için çok eksikleri var ama temelde yol yoksa hani hiçbir şey olmaz. Evet. Evet, bunu da biz buradan bir kez daha aktarmış olalım istiyorum Sayın Muhtarım. Peki efendim, köprülerin olmaması yaşamı nasıl etkiliyor? Yani köprü nereden nereye geçişi sağlıyor? Ne gibi aksilikler yaşatıyor size? Şimdi mahallemizde okula giden çocuklarımız gidemiyor burada. Yağmur yağında su yükseliyor, su seviyesi gidemiyor. Hasta olan o mahalledeki hastalarımızı hastaneye götüremiyoruz. Çünkü yağmur yağında sel geliyor buraya. Geçit yok yani. Şu an çok riskli bir durumda. Öğrencileri bayanlar sırtına alıp götürüyor yani bu dediğim mahallede. Ya şu bu dönemde yağmurlu havalardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Çocuklar ıslanmasın diye sırtlarını alıyorlar ve öyle götürüyorlar. Tabii ki suyu geçiriyor çocuğa yani. Köprü yok. Bazı bölgelerimizde ağaç köprülerimiz var. Yani iki tane ağaç çakıyoruz. Onun üzerine geçiyorlar. Bunu da zaten onu bile su alabiliyor yani. Yani kış olduğu için. Yani ağaç köprü çok tehlikeli değil mi? Yani güvenlik açısından, insan güvenliği açısından. Yapacağımız bir şey yok Murat Bey. Yani mutlaka bizim bakkala gitmemiz lazım. Çocuğumuzu okula götürmemiz lazım. Genel ihtiyaçlarımız var. Yani burada şunu da deminden beri söylüyor da köprü ihtiyacımız çok büyük. Özellikle Merkez Sokak ve Barak Sokağımızda çocuklarımız okula gidemiyor. Yani bir bahsettiğiniz köprü de devasa köprüden bahsetmiyoruz arada. Normal, sadece bir araç geçecek kadar bile olsa yetecek düzeyde. Evet, evet. Yani sonuçta orası bir mahalle, yeterli olabilir. Peki bununla ilgili girişimlerde bulundunuz mu? Bulunduk, çok bulunduk. Çok dilekçelerimiz var. Yapacaklarını söylediler. Ama Büyükşehir'den bir su çalışmasına hariç bir hizmet göremedik biz. Ona da geleceğim ben. ASKİ çalışması, yapılan hizmetleri tabii ki teşekkür etmek lazım. Tabii. Eksikleri de söylemek gerekiyor. Evet, evet sevgili seyirciler, sohbetimize devam edeceğim ama bir telefon var. Alo, hemen demek istiyorum. Memiş Sevin, Şahmuratlı Mahallesi'nden arıyor. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Selamlar hocam, iyi akşamlar. Aleykümselam. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Şahmuratlı Mahallesi'ne selamlarımızı gönderiyoruz Çukurova Türk ailesi olarak. Biz de size selamlarımızı yolluyor. Sağ olun. İyi buyurun akşamlar efendim. Diyor. Buyurunuz. Efendim şimdi orada konuşmalarınız var. Evet, dinliyoruz efendim. Biz de buradan izliyor. Biz de buradan izliyor. Sağ olun. Bir duygunuz, düşünceniz köyümüzün var mı? Eksiğiniz var mı? Efendim bizim hiçbir isteğimiz yapılmıyor ki. İsteğimiz çok. Çok da iletiyor. Evet Memiş. Ama isteklerimize cevap verilmiyor. En önemli sorun nedir sizce efendim? Yani size göre birinci öncelik nedir? Sizin de görüşünüzü almış olalım efendim.
En önemli sorunlarımız bizim Kayseri olmamız lazım. Kayseri'nin köylerinden biz komşuyuz. Onların her istekleri, her ihtiyaçları yapılıyor. Bize ikinci sınıf muamelesi yapılıyor. Evet, çok üzücü bir tespit bu. Tabii. Ama inanıyorum ki bu yanlış algılar. Muhtarımın konuştuklarını onaylıyorum. Muhtarımın konuştuklarını onaylıyorum oradan. Çok çalışıyor, çok istiyor ama hiçbir şey alamıyor muhtar. O da çok zor durumda kalıyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bizi bitmedi daha söyleyeceklerim var. Buyurun efendim. Mikrofon sizde, buyurun. Efendim şimdi yollarımızın olmadığı doğru. Ulaşım olmadığı çok doğru. Bizim sıkıntılarımıza cevap verilmiyor. Biz gerçekten Adanalı olarak çok sıkıntılı durumdayız. Yani Kayseri'nin köylerine baktığımız zaman ben isterim ki her zaman Kayseri olmayı. Çünkü oradaki yapılan hizmetleri görüyor. Biz niye bundan mahrum kalıyoruz? Adana'nın, Kayseri'nin yollarını görüyor. Adana'nın yollarında site bize gidiyor. Yani burada bu konuları size iletmek istiyorum. Böyle evet. Bir yayın yaptığınız için, bizim muhtarımızla konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Efendim, teşekkürler. Notlarımız, dertlerimiz bundan ibaret. Söylemekle bizim dertlerimiz bitmez. Biz ama sizin sözleri yerine getirilmesi lazım. Efendim bize sizin sesiniz oluyoruz şu anda. Sizi Adana, Çukurova, tüm Türkiye, hatta dünyadan birçok insan sizi dinliyor. Alması gereken de umarım alması gereken kadar sorumluluğu üzerine alır. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Evet, sevgili Memiş Sevin'e selamlarımızı yolluyoruz. Şah Murattım ailesine ve konuklarına. Evet, aslında üzücü bir şey söyledi. Bizi üzdü. Umarım bu düzelir. Kayserili olmak varmış diyor. Bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor izlenimini anlattı bize. Ne düşünüyorsunuz efendim? Gerçekten böyle bir izlenim var mı? Şimdi sizin çok... bölgede, yani mahallenizde, yan mahallenizde, Kayseri'deki köylerde her şey var ama bizde yok diyor. Şimdi Mehmet amca çok doğru söylüyor. Biz her cuma günü bizim minibüslerimiz kalkar, servislerimiz. Biz pazara gideriz Yahyalı'ya. Çünkü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi bize 40 kilometre. Biz sınıra geldiğimiz, yani sınırdayız. Yani 5-6 kilometre ilerideki köylerde kalesi, altyapısı var, yolları çok süper. Adam Yahyalı'ya vardığında sanki yani cennete varmış gibi bir konum yaratıyor. Buradaki köyümüz insanlara söylüyor ya diyor şurada yan tarafımızdaki köylerde her şey var da bizim köyümüzde ne yok? Muhtarım diye. Burada tabii ki haklı yönde köylülerimiz. Bizim burada isteğimiz Kayseri gibi yollarımız yapılsın, elektriğimiz gelsin, suyumuz gelsin. Yahyalı'da hiçbir, Yahyalı'nın köylerinde, bizim köylerimizin yakın çevrede altyapısı var, parkesi var mahallelerinin. Yani bir sorunu yok Kayseri'nin. Ama dediğim gibi bizim köyümüzde çok eksiklerimiz var. Yani biz kendimizi demin de dediğim gibi ikinci sınıf insanları olarak görüyoruz Murat Bey. Yani köylerim de böyle görüyor yani. Bizim köyümüz mahalle olmuş, köy olmadan mahalle olmuş yani. Eksiklerimiz çok. Evet. Peki efendim devam etmek istiyorum telefon gelene kadar. Gerçi çok telefon var. Teşekkür ediyoruz bu arada. Ancak bu arada da size de sohbet etmek istiyorum. Kar bölgesi yani Feke, hani Adana'ya kar yağmaz ama kar bölgesi de var. Evet. Feke gibi Adana'nın yüksek yerlerinde. Kar yağdığında işte bugünlerden sonra herhalde artık kar etkin olarak yağmaya başlayacaktır. Evet. Ne gibi sıkıntı yaşıyorsunuz? Yani Allah korusun bir hastanız olduğunda hastaneye ulaşımda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Okula gidip gelmede çocuklarımızda bir sıkıntı yaşıyor musunuz gibi? Şimdi tabii ki karın yağdığında Adana'ya 180 kilometre, Feke 60 kilometre. Feke'de bir tane kar ambulansımız bile yok yani. Şu hastamız olsa bağır bağır ölecek yani. Bunun alternatifi yok. Şeyde aşkım TÜİK'çi hastanesinde gördüm yani. Orada yatıyor. Orada yatasaya da bizim Feke'ye versinler de hastalarımız gitsin gelsin yani. Bu ambulansı.
Daha önce bunu gündeme getirmiştim. Ya bunu FEKE merkeze istiyorsunuz. Lazım olduğunda evet. Bize de gelsin. Evet. Çünkü bizim en son köy olduğumuz için kar da çok yağıyor. Yollarımız bugün FEKE'den 2016 yılında kar yağdığında biz bir ay elektrik gelmedi bizim köyümüzde. 15 günde ben de burada kalmıştım Kozan'da. Karayollarla beraber 15 günde köye ulaşabildik. Yakın köyümüz, bitişik olduğumuz köyde, Çondu köyünde cenaze oldu. Biz cenazeyi Kozan'a koyduk. Götüremedik yani köye. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani bir kar ambulansı olmuş olsa en azından hastalarımızı taşırız yani. Böyle bir imkanımız yok. Çok karda sıkıntılıyız yani. Zaten bir 3 metre falan kar yağdığında dediğim gibi 2017-2016 yılında bunu yaşadık biz. 15'inde köye varabildik. Zaten 15'inde hasta yaşamaz, cenazeyi de Kozan'a koyduk yani. Onun da ailesinin 15-20 gün sonra haber oldu cenazenin olduğundan. Evet. Peki efendim, o öğrenci konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani çocuklarımız az sayıda da olsa onların eğitime ihtiyacım var. Yani neresi olursa olsun ülkemizin her evet. parçasında çocuklarımızın okula gidip eğitimini alması gerekiyor. Sağ olsun devletimiz bu konuda elinde geleni yapıyor ama çocuklarımız okula gidebiliyor mu? Tabii ki kışı karda gidemiyor. Yağmur aşırı yağmurda tabii gibi. Tabii yağmur yağdı. Ne gerekiyor bir de onu da söylerseniz. Şimdi çocuklarımız okula gitmesi için başta bizim köprü gerekiyor. Deminden beri söyledim. Yine ben. Aynı konuya geldik. Evet aynı konuya geldik. Şu karda iyi kötü bir türlü köylü bir yolur. O yolu açar. Herkes birleşir, çocukları okula getirir. Ama yağmur yağında köprü olmayınca öyle bir şansımız yok. Çocukları okula gidemediğini boş ver. Hasta olsa dahi bari var ölecek yani. Doktora götüremiyoruz yani. Ambulans gelemiyor. Geçemiyor. Geçiş yok yani. En yakın sağlık ocağı veyahut da hastane veyahut da sağlık birimi ne kadar uzak? En sağlık birimi 60 kilometre. Feke ilçesi, Kayseri Yahya ilçesinde 40 kilometre. Yani buraya da kışın gitme şansımız yok. Zaten yollar kapalı olmuyordu. Öyle bir şansımız kalmıyor. Evet. Sıkıntılı bir süreç. Tabii medeniyetin en önemli şeylerden birisi de elektrik. Evet. Elektrik kullanımı arttıkça işte medeniyetin yükseldiği varsayılır. Böyle bir öngörü vardır. Elektrik konusunda isterseniz bir virgül koyalım. Bu elektrik konusunu birazdan sorayım. Çünkü telefonlar çok sık. Arada telefon almak istiyorum. Sevgili seyirciler. Hemen alo demek istiyorum. Buyurun. Seyhan Öztürk, Şahmurat Mahallesi'nden tekrar. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Muhtarıma da saygılar sunuyorum. Bizim köyümüzün çok büyük sorunları var. Buyurun. Nedir efendim ses arkadaşlar yardımcı olun. Şimdi bizim köyümüzde bir cenaze olduğunda cenazemizi yıkayacak en ufak bir yer bulamıyoruz. Mezarlık konusu mu efendim sıkıntı? Yani köyümüze bir tane cenaze arabası istiyoruz biz. İşte mezarlık, yol sürekli sorun. Evet bu da çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum bu sorunu aktardınız. Başka düşünceniz varsa alabilirim. Yoksa muhtarımla sohbete devam edeceğim. Hem ben Şamuratlı köyündenim. Benim annem de oralı. Bir an önce Sayın Hüseyin Sözlü, belediye başkanımıza da. Evet. Bir an önce Sayın Hüseyin Sözlü, belediye başkanımıza da. Dinliyoruz efendim. Bizim bir 7 kilometrelik bir yolumuz var İndirme tarafında. Muhtarımız sağ olsun belli bir bölgeye asfalt yaptı ama 7 kilometre asfalt olmadı. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sesinizi teşekkür şu anda ederim. Herkes duyuyor. Sayın Muhtarımız da az önce zaten dile getirdi ama sorunlar ortak olduğu için sizden de duymuş olduk. Teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Murat Bey bir şey daha bir durum daha izah edeceğim. Buyurun lütfen efendim. Şimdi o köyde Şahmuratlı Mahallesi'nde bundan 4-5 yıl önceye kadar herhangi bir telefon bile çekmiyordu. Evet. Allah razı olsun muhtarımızdan şu an telefonumuz çekiyor. Tek sıkıntımız
köyümüze cenaze arabası istiyoruz. Yolumuzun asfalt olmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Peki efendim, telefon geldi son bir içinde herhalde. Evet. Yani onu az sonra soracaktım. Notlarım da var ama internet evet. Var mı diye sorayım. İnternetimiz belli bölgelerde çekiyor. Evet. O da görecek Allah'ın izniyle. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi muhtarıma da soracağım. Onunla ilgili de sohbetimiz vardı öncesinde. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Akşamlar. Selamlar Şamurat diye. Evet. Aslında çok güzel bir özet de yaptı. Tabii belki bireysel olarak tek mahalleye bir cenaze arabası verilemez ama o bölgeye bir cenaze arabası talebi var. Ne diyorsunuz bu konuda? Girişim var mı? Cenaze arabası olsun. Mezarlıkların konusunu da sormuş olalım bu arada. Şimdi Murat Bey, bu cenaze arabası için ben Çondu ve Şamatlı muhtar arkadaşlarım almış olduğum hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bunlar da çok emeği vardır. Biz bunu 3 muhtar gündeme getirdik, söyledik. Büyükşehir'e mi bunu ilettiniz? Evet. Çünkü sorumluluk artık onun oldu. Büyükşehir'e bağlıyız, evet. 3 köye bir araba verin diye söyledik ama alamadık. 3 mahalleye tabii, evet. Artık köy mahalle evet, oldu. Evet, 3 mahalle, evet. Şamurtlu ve Çondu, Mansurlu. Evet. 3 mahalleye bir müracaatımız var. Cenaze arabası istedik. Mezarlıklara gelince de mezarlıklarımız çevrilmeye gittik. Üzerinde affedersiniz hayvanlar yaşıyordu, geziyordu. Biz burayı çevirdik. Ben burayı çevirdim. FK Belediye Başkanımız sağ olsun Ahmet Selde burada bana destek verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Mezarlıklardan bahsediyoruz. Evet, mezarlığımı çevirdik. Mezarlıklar statüye göre Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu altında. Sorumluluğu altında çok dilekçelerimiz var. Gittik daire başkanımızla görüştük defalarca. Ama bir türlü yaptıramadık. Baktık ki cenaze oluyor. Burada ben utanıyorum. Kendi imkanlarımla yaptırmaya karar verdim. Sağ olsun bir kısmına da FK Belediye Başkanımız destek çıktı. Teşekkür ederim kendisine desteğinden dolayı. Evet, aslında sorumluluğu değil. Ona da biz teşekkür etmiş olalım. Evet. Aslında onun sorumluluğu değil. O da değil, ben de değilim. Evet. Halk adına küçük de olsa hani evet. Soruna çözüm bulmaya çalışmış. Evet. Peki efendim, bu telefon ve internet konusuna da değinelim. Yani çünkü artık bu çağda yıl 2018... Telefon yeni çekti. Hatta bazen size aramaya çalıştım. Ulaşamadığım anlar evet. Oldu. İnternette yok diyorsunuz. Evet. 2 kilometre tepeye çıkıyoruz. Böyle internete ulaşabiliyoruz gibi. Evet. Hani sanırım sevgili seyirciler, Adana'dan, Çukurova'dan, Türkiye'den bizi duyanlar şaşıracaklardır. Evet. Adana'da yıl 2018 interneti, telefonu, hatta elektriği bile doğru dürüst olmayan mahallemiz var. Sizden dinleyelim efendim konuyu. Evet, şimdi Murat Bey 2014 yılından benim köye geldiğimde, yani muhtar oldum daha doğrusu, telefonumu çekmiyordu. Yani sadece Türk Telekom ev telefonları vardı bazı kişilerin. Şey vermeden, isim vermeden konuşursak evet. Reklama girmesin. Şimdi burada cep telefonu çekmiyordu. Yani millet bir hastası olsa 112 arayamayacak bir durumdaydık. Şu an 2017 yılında bu telefonumuz Ulaştırma Bakanlığı tarafından telefonumuz çekiyor, direğimiz dikildi 3 hatta. Şu an az önce arkadaşımız internetin olmadığını söyledi. Onun da müjdesini vereyim ben buradan. En geç bir haftaya kadar Allah izin verirse şu an çalışmamız devam ediyor. İnternetimiz de Şah Muratlı Çondu ve Mansurlu köyüne verilecektir. Evet, internet işini de çözdük. Yani başka yer internet geldikten belki de 50 yıl sonra internete kavuşacaksınız diyebiliriz. Evet, herhalde. Aynen öyle. Maalesef böyle bir durum var. Bunu da artık biz buradan duyuralım. Üzerine alması gereken yetkililer de özel şirketler özellikle. Yani buraya Adana merkeze hizmet yapıyorsunuz, Mersin merkeze, Çukurova merkeze ama ilçelere de hizmet yapmanız gerekiyor. Asıl hizmeti orası hak ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz bu konudaki girişimlerinizden dolayı. Tabii şimdi karda kalmıştık, etikte kalmıştık daha doğrusu. Evet, etik meselesi. Bu konuda nasıl bir yol izliyorsunuz? Nedir şu andaki mevcut durum? Şimdi elektriklerimiz daha önce, 2014'ten önce, demin de açıklamıştım, iple bağlıyorduk yani. 80'li yıllarında gelmiş bu Şahmatlı köyüne elektrik. Şimdi ise teşekkür ediyorum Enerjisa'ya. Şu an elektriklerimiz yapıldı. Aydınlıklarımız yapıldı. Çok az bir bölgemiz kaldı. Çondu'nun bir bölgesiyle Şamurtlu'nun bir bölgesi. Burası da inşallah önümüzdeki yaz devam edecek diye düşünüyorum. Evet. Peki ne telefonumuz var? Ben hemen halkımıza kulak verelim istiyorum. Alo, buyurun.
Alo. Ata Ürün. Evet sevgili muhtarımız, hoş geldiniz. Sayın Murat Bey, öncelikle Çukurova TV izleyicilerine, sizin şahsınızda oradaki Mehmet muhtarıma, diğer meslektaşlarıma hayırlı akşamlar, hayırlı seyirler diliyorum. Sayın muhtarımı dinliyorum. Bayağı bir sorunları var. Allah kolaylık versin. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yani biraz önce internet yok falan. Bugün ben Telekom'da biraz gittim, bu konuyla ilgili ben de bir şeyler gördüm. Eksikler var. Yetkililer oradaki sorunlara ilgilenirse biz de buradan mutlu oluruz. Yani şimdi biz burada iyi kötü hizmetler alıyoruz. O insanların ulaşımı zor. Ben iyi biliyorum o bölgenin. O insanlar çok bir şey istemiyor. Yol istiyor, köprü istiyor. Biraz önce izledim. Bir de hastaları olduğunda mesela bir ambulans arayacak, 112. Telefon çekmiyor. Bu sıkıntılı bir iş. Yani göz göre göre acil bir vakada insanı ölüme terk etmek gibi bir şey. İnşallah yetkililerimiz bunu izliyorlar. Ben Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı olarak muhtarlarımızın sorunlarına eğilmelerini rica ediyorum buradan. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sayın muhtarıma ve o bölgedeki muhtarlara. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Güç muhtarım, verdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Evet, Sayın Ata Ürün de Tüm Muhtarlar Derneği Adana Başkanı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Bu desteği de önemli. Bunu kabul etmek bazen güç oluyor gerçekten. İnsanlar bu çağda nasıl halen internetle ilgili sıkıntı yaşar, nasıl telefonla ilgili sıkıntı yaşar, nasıl elektrikle, yolla ilgili sıkıntı yaşar, bunu kabul etmek gerçekten çok zor. Ama biz de sizin aracınızda, sizin sesinizi, sizin temsilcisi olduğunuz halkın, milletin sesini biz Çukurova Türk ailesi olarak, Özgür'ün sesi olarak buradan biz duyuruyoruz. Diyoruz ki evet, orada bir mahalle var, orada bir köy var diyorduk ama artık köy değil, mahalle. Orada bir köy var, o köy bizim köyümüzdür. Lütfen bize yaptığınız merkeze, Mersin merkeze, Hatay merkeze, Çukurova'nın merkezine yaptığınız hizmetin aynısını siz mutlaka ve mutlaka tüm, sadece Şahmuratlı mahallesine değil, tüm ilçelerdeki köylerimize, mahallelerimize yapmakla mükellefsiniz. Böyle özel şirketlerden de dem vurmamız gerekiyor. Siz buradan cep telefonuna internet satıyorsunuz, internet satıyorsunuz normal evlere, onların parasını alıyorsunuz ama siz bunu yapıyorsunuz, kar ediyorsunuz. Evet, helal hoş olsun, edersiniz etmezsiniz, o bizi ilgilendirmiyor. Ama Şahmuratlı köyündeki genç arkadaşlarımızın da o internete ulaşmasını sağlamanız gerekmektedir. Bunu yapmıyorsanız işinizi doğru yapmıyorsunuz demektir. Yani ben internetim var diye huzurlu yaşamıyorum. Şimdi Murat Bey, çünkü gençlerimize de soracağım. Çünkü evet, siz bir muhtarsınız. Oranın belki de en değerli, hani önemli isimlerinden birisiniz. Şehrül Emin'isiniz o mahallenin. Gençlerimiz ne yapıyor? Yani internetleri yok. Ne yapıyorlar bu gençler? Şimdi bizim gençlerimiz köye gelmiyor. Yani 10 yaşından yukarı çocuk gelmiyor bizim köyümüze. İnternet yok diyor. Gençlerimizi köyümüze getiremiyoruz. Şu an burada en büyük sorunumuz da bu zaten. Yani köyler gençler köye gelmiyordu. Köyü terk etti yani, internet yok diye. Ya sadece internet, tabii ki iletişim, yani internetten kasım sevgili seyirciler, yani internette aman film izleyelim, aman haber okuyalım derdi değil. İletişim. İletişim çağında iletişim kuramayan insanlar ne yapar? İletişim kuracakları yere gider. Telefon yok. Telefon çekmiyor, doğru mu efendim? Evet. Yani evet, sorun çözüleceğini söylüyorsunuz ama bugün için telefon yok, internet yok. Telefonumuz var, geldi. Geldi ama yetersiz diyorsunuz ya, çoğu yerde yok. Evet, çoğu yerde çekmiyor. İnternetim gençlerin gelmediği gibi elektrik ve su faturamızı bile alamıyoruz biz. Adam Mansur'un civarında çekiyor, elektrik faturası getiriyor, kahveye, bakkala bırakıyor, millet dönüp kuyruğa geçiyor fatura almak için. Faturası bile bulamıyor yani, internet yani çok, olmayınca. Onun dışında da tabii yani ben şunu sormak istiyorum. Orada sizin de bahsettiğiniz birçok konuda eksiklikler olduğunu söylüyorsunuz. Çok. Çok evet. Değerli Şahmuratlı Mahallesi'nden bizi arayan değerli vatandaşlarımız da diyor ki çok sorunumuz var. Tamam da oraya sandık kuruluyor mu efendim? Kurulur. Var mı? Sandık, oraya sandık kuracak kadar yolu aşıp gidiyorsanız yine o yolu aşıp oraya hizmet götürmekle mükellefiz hepimiz. Biz kendimizi ikinci sınıf insanlar olarak hissediyoruz. Yani Şahmuratlı ve Çoğunluğu, Mansurlu, bu köyler bitişik, köyler birbirine yakın. Yani köylüler ikinci sınıf. Yani biz ikinci sınıf insanlar olarak kendimizi... Mutlaka öyle değildir. Yani ben bu duygularınızı
kabul etmiyoruz Adanalı olarak. Hep beraber Adanalıyız. Evet. Bunu kabul etmiyoruz. Bir yanlışlık vardır. Ben Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'ın bu işe el atacağına inanıyorum. Çok basit şeyler. Yani şunu yapın. Çünkü zaten görevi olan şeyler yapılıyor. Ekstra kimse bir şey istemiyor. Oradan fatura alan, mesela ASKİ orada suyu getirdi değil mi efendim? Evet. Oradan su faturası alıyorsa kanalizasyon da yapmak zorunda. Hemen ona geleceğim. ASKİ'ye geleceğim. Telefonumuz var. Ben hemen halkın sesine kulak vermek istiyorum. Alo buyurun. Alo buyurun. Evet, siz... Kolay gelsin. Yanımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Sesinizi duyduk. Biz daha mutlu olduk. Halil İbrahim Yılmaz. Yine Şah Muratlı evet, mahallesinden. Yanımıza hoş geldiniz. Şah Muratlı muhtarının Şah Muratlı cami imamıyım. Hoş geldiniz efendim. Evet. Ben köyümüzün sıkıntılarımızdan biraz dile getirmek istiyorum. Muhtarımızın yaptıklarından biraz dile getirmek buyurun istiyorum. Buyurun lütfen efendim. Şimdi biz 2015 Haziran'da köyümüze geldik. Köyde hiçbir şey yoktu. Yani ne telefon çekiyor, ne sular doğru düzgün var, ne elektriğimiz var. Yani şehirden bir anda böyle bir yere geldik. Böyle bir yer var mı 2015 yılında dedik yani. Allah razı olsun muhtarım bunların hepsini yaptırdı. Gitti kendi imkanlarıyla, gitti geldi. Biz gözümüzde şahit olduk bunlara. Kendisinden Allah razı olsun inşallah. Sizlerden Allah razı olsun. Daha sorunlarımız var. Çok daha sorunlarımız var. Muhtarımızın dile getirdiği gibi daha yeni gençlerimiz köye gelmek istemiyor artık. Yani çünkü internet olmadığından dolayı ne yeni nesil o kadar şey ki telefonsuz hayat yok sanki onlara. O yüzden internet olmadığından dolayı köyümüze gelmiyorlar. Neslin olmadığı bir yerde ne olur? Köy yok olur yani öyle diyeyim size. Neslin olmadığı bir yer köy yok olmuş demektir. Evet. Yani muhtarımızdan Allah razı olsun köyümüze çok şeyler yaptırdı. Hala daha yaptırma planlarını peki efendim, elinden geleni yapıyor. Camimizin durumu nasıl efendim? Ama camimizin durumu ilk geldiğimiz zaman çok yani virane bir haldeydi. Yine Allah razı olsun muhtarım kendi imkanlarıyla gitti. Burada şirket var isim vermeyeyim. Şirketten gitti camimize yardım aldı. Camimizi sıvattı, boyattı, çatısını yaptırdı. Yani çok şeyler yardımcı oldu camimize. Evet sağ olsunlar. Yani şirket evet. Adı vermeyebilirsiniz ama şirketin sahibinin ismi varsa söyleyebilirsiniz isim olarak sadece. Yok. Onur'a edelim yani destek olan kim Ahmet olursa. Koyuncu şirketi diyebiliyorum ben. Şirket adı dememiştim ama hadi önemli değil. Sağ olsun evet. Yardım etmiş. Evet. Şahıs ismi Mehmet evet. Koyuncu gibi Ali Koyuncu neyse işte. Sağ olsunlar. Evet. Allah razı olsun yani evet. insanlara yatırım yapmak güzel bir şeydir. Cümlesinden inşallah. Hepinizden Allah razı olsun bu program sayesinde inşallah Adana'daki yetkililer bizim sesimizi duyacak. Çünkü daha çok sorunlarımız var. Yani ben bu yollarda iki tane araba eskittim bir sene içerisinde. İki tane araba eskittim. Yani evet. durumdaydık çok şükür Allah razı olsun yollarımıza yaptırdılar. Çok 17 kilometre kadar bir yol yapılması gerekiyor. Geri kalan kısmı. Elektriğimiz... Çok şükür onda da iyileşme var. Çünkü biz bir ay, iki sene önce bir ay boyunca elektriksiz kaldık. Ve geçen sene Allah razı olsun muhtarımın sayesinde gitti, görüştü, çoğu yerini yaptırdı. Birkaç yeri duruyor halen daha. Evet. Ama buna da şükür yani. Evet, bir yerden başlamak önemli. Aynen bir yerden başlamak önemli. Yani çok çabalar etti muhtarım. Daha da çabalayacağına inanıyoruz. Kendisinden Allah razı olsun inşallah. Sizden de Allah razı olsun. Sizden, bizim sesimizi sizden de efendim. Adana'ya bildireceksiniz inşallah. Şu anda, hayırlı yayınlar diliyorum. Şu anda sizin sesinizi hem Adana hem Şah Muratlı hem Türkiye hem dünya duydu. Üzerine alınması gerekenler alınsın diye zaten sizin sesinize kulak veriyoruz. İnşallah evet. Sayın Valimizin de duyarlılığıyla bazı küçük sorunların yani devlet için küçük ama sizin için büyük sorunların da aşılacağına inanıyoruz. Bizim çok çok büyük sorunlar. Evet ama bizim devlet çok, için, çok millet için küçük sorunlar. Evet. İnşallah onlar da çözülecektir. İnşallah. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. İyi günler, saygılar. Şah Muratlı'ya selamlar. Evet, cami imamı
de aradı sağ olsun, fikirlerini beyan etti. Gerçekten değerli şeyler, güzel şeyler söyledi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa üzerine sonra da askıyla ilgili bölümü konuşacağım. Camimizin çıkıntısı yoktu. Onun dolayı duvarlara göçmüştü, sıvalara göçmüştü. Artık lavaboların çalışmıyordu. Kapıları, suyu. Bunları hallettik. Sağ olsun yardımseverlerin destek çıktılar. Camimizin şu an eksikleri kalmadı diyebilirim. Yani bir minaremiz kısa. Allah izin verirse onu da yapacağız. Evet, artık o da yavaş yavaş inşallah hayırseverlerin veyahut da devletimizin eliyle inşallah o da çözecektir. ASKİ'de hemen kalmıştık. ASKİ suyu getirdi mi? Su var mı? Çünkü su, hani elektrik olmazsa olur ama su gerekli. Temiz su tabii gerekli. Ki. Şimdi suyumuz eski Özel İdare Zamanı'ndan köy muhtarı getirmişti. Ama yeterli değildi. Mahalle çuvalı gitti de. Bir de yerli turistin çok geldiği bir mahalle, Şahmuratlı Mahallesi. Yerli turist yaklaşık köylü kadar geliyor. Yani 2000-3000 lira buluyor yaş sezonunda. Tabii ki su yeterli gelmiyordu. ASKİ burada bir çalışma yaptı. Suyumuz geldi. Temiz su geldi. Evet, suyumuz geldi. Mahalleye kadar. Evet. Peki kanalizasyon var mı? Çünkü atıkların da doğru dürüst bertaraf edilmesi gerekiyor. Sağlık açısından en azından. Şimdi kanalizasyona gelince bizim çocuklarımız geçen yıl yaklaşık çok bebek hasta oldu köyde. Neden? Her gelenler bana dedi ki bu mikrop kapmış çocuklar. Yani bu mikrop kapmasının sebebi kanalizasyon olmaması bizim köyümüzde. Biz bunun için defalarca büyükşehir'e dilekçe attık, gittik, kendimiz görüştük ve bir heyet geldi. Dedi ki muhtarım sen bize kanalizasyon istiyorsun ama bizden. Daha da bizim Adana'da bile kanalizasyona ihtiyacımız var gelen heyet. Köye de kalesin olur mu? Ben dedim ki gel sizi götüreyim. 5 kilometre ileride köy vardı. Bu Kayseri'nin köyleri. Cehel içerisine bağlı. Orada kalesin var mı yok mu? Bir bakın niye köy durmasın? Var tabii ki hepsinde var. Bunlara gösterdik. Kalesin'in yapılacağı yeri de gösterdik köy yerimizi. Onu da bekliyoruz yani. Öyle, onda da bir müracaatımız var. Tahmin ediyorum çok sayıda iletişimimiz var. Kendi görüşmelerimiz hariç. Yani şurtlarımız hasta oluyor bu tuvaletlerimizin dışarı durmasından, havaların da yazın sıcak olmasından dolayı mikrop kapıyor çocuklar. Yani doktor raporunda belirtilmiştir yani. Çocukların mikrop kapmasının başka bir sıkıntısı yok. Evet. Peki kanalizasyon sorunuz var. Temiz su var. Evet. Peki ASKİ'ye belli bir bedel ödüyorsunuz artık herhalde. Her vatandaş evet. Faturasını ödüyor. Evet, ödüyoruz. Bu konuda görüşme yaptınız. Biz size atık su bedeli de ödüyoruz. Çünkü faturada atık su bedeli de var. Bununla ilgili görüşme yaptınız mı hiç? Şimdi zaten daha bir fatura ödedik. Yeni. Evet, fatura yeni geldi. Önceden eksilerimiz vardı. Köylü ödemek istemedi. Suyumuzun gözü biraz temiz değildi. Onu falan yapın, öyle ödeyelim dediler. Ben de bunu ASKİ'ye söyledim. Tamam muhtemelen. Suyumuzun gözünü temizledik, depomuzu temizledik, fayas yaptık. Ondan sonra bu ay geçen gün fatura yazdık. Yani helal olsun Şamuratlı Mahallesi sakinlerine. Bana hizmet yap, böyle sana paranı vereyim demiş. Çok yani demokratik bir evet. Olgunlukla bir iş yapmış. Benim tebrik köyüm. Ediyorum yani buradan da. Madem pis iş yapıyorsun, niye devlet vatandaş sana para ödesin? İşini temiz yapmak zorundasın. Murat Bey, benim köyümde deminki mevzuya yine gelip de İnternet çekmediği için faturayı herkese kendisi teslim edemiyorlar. Davaya ve bakkala kuyruğa giriyorlar. Yani faturamızı alalım da biz para ödeyelim diye yani. Biz elektriğe, suya benim köylülerim itiraz etmez bunda. Yeter ki hizmet olsun. Paralı olsun. Daha önce parasızdı. Niye para oldu diye kimse bir şey dediği yok. Ama suyumuz gelsin. Parası olsun. İşte bir internetimiz olsun ki faturamızı elimize versin. Suyumuz zam yemesin. Kesilmesin. Tabii bir de öyle bir durum var. Evet. Bunu da karşı karşıyayız yani. Burada askere teşekkür ediyorum. Suyumuzu getirdiler. İnşallah bu atığımızı da yaparlar. Bunda da çocuklarımız hasta olmaz, mikrop kapmaz. Yani doktorlar... Çok değerli bir şey söylüyorsunuz. Evet, doktorların yani... raporu bu yani. Evet, tamam. Temiz su için teşekkür ederiz ama evet. Yarım kalan işi lütfen tamamlayın. Tabii ki. Tabii sevgili ki. Seyirciler, bu arada çok telefonumuz çalıyor ama süremizin de sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir süre aramayın çünkü biz dönüş yapamıyoruz size. Sürekli kaldırdığımızda telefon çıkıyor. Diğer hatları PBX olduğu için tüm hatlar dolu oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Artık telefon alamayacağız. Son 4-5 dakika Sayın Muhtarım'a son sözlerini soracağım ve kapatacağım. Evet, bir toparlama yaparsak
bir özet gibi neler söylersiniz? Yaşadıklarınız bu çağda 2018'de Adana 180 km ötede bir köyümüz var. O bizim köyümüz. Evet. Şamurattı köyüydü, mahalle oldu. Ama tabii ki şu anda çok büyük ciddi sorunları var. Yol sorunu, köprü sorunu, kanalizasyondan dolayı çocukların hasta olma sorunu. Evet. Elektrikle ilgili küçük küçük sorunlar var. Kesintiler gibi. Sanırım ambulans, daha doğrusu kar ambulansı, evet, sorununuz var. Ben özetlemeye çalışıyorum da size yardımcı olmak için. Lütfen siz toparlayın. Şimdi yola gelince yaklaşık 40 yıldan beri başlı bir yolumuz var bizim. Adana'yı Kayseri'ye bağlayan bir yol. Kayseri 15 yıl önce kendi hakkını yaptı. Sırına kadar getirdi bu yolu. Ama bizim Adana Gökdere barajında kaldı bu yol. Yani bu yolu Sayın Cumhurbaşkanımız da söz verdi. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan vermiş olduğu sözü inşallah yerine getirir. Geçer de eminim. En büyük sorunumuz bu. İkinci sefer mahallelerini Büyükşehir Belediye Başkanımız bir an önce el atarsa memnun olurum. Köprülerimiz. Bir de demin de resimde geçmişti. Dere hatlarımız. Yani şu an doldu. Bunun bir temizlenmesi gerekir. Derelerin. İşte sorunlarımız aslında şu an belki de aklıma da gelmiyor yani. Çok büyük sorunlarımız var. Aslında çok şey söylediniz de değerli şeyler. Yani bunların hepsi başlı başına çok değerli konular. Yani halk adına değerli konular. Yani bir ambulansın olmaması kış için, yani geçi 3-5 mahalle veya tefekenin tümüne hizmet edecek. Çok değerli çünkü geçmiş zamanlarda sırtında hasta çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan bu çağda insanları gördük. Ya bunun olmaması için uyarınızı yapıyorsunuz bir muhtar olarak. Evet. Ya bunlar da artık üzerine sorumluluk alması gerekenler bunu da üzerine alsın istiyoruz. Evet, karambulası Feke'ye şart. Evet. Yani Feke'nin belki Feke'nin temeline neresi ihtiyaç varsa şart, gidecek. Yakın mahallelerine falan belki ulaşım daha fazla erken gelebiliyor. Ama biz Kayseri'sin de Feke'ye 60 kilometre. Bize daha çok lazım oluyor. Hastalarımızı götüremiyoruz karambulası şart Feke'ye. Burada Şamatlı Mahallesi de bunu biliyor. Çünkü eksikleri var. Ama muhtarın hatası olmadığını da biliyor köylülerim. Ben elimden geleni yapıyorum. Bana hesap sorsunlar. Yani en küçük bir şey için en azından 20 tane dilekçem vardır. Özel görüşmelerim hariç. Çünkü köy, evet, demek ki dediğim gibi bizim köyümüz. Köy benim köyüm. Keşke her şeyin dört dörtlük olsa. Ama eksiklerimiz çok burada. Yani eksiklerimiz var. Çok derken benim eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Ben yetkili birimlere bildiriyorum bunu. İnşallah sesimizi duyarlar. Çünkü bizim köyümüze sorunlar aslında bu konuda da bu saatte de bitmez. Yani o kadar çok sorunumuz var, evet, ki Murat Bey. Biz en azından bir bölümünü, evet, ya da en önemlilerini dile getirmenizi sağladık. Teşekkür ederim. Biz de Şamuratlı'ya çok selam ediyoruz. Onlar da programımıza katıldılar, renk verdiler. Bize sorunlarını anlattılar. Onların sesi olmaya çalıştık. Tabii siz daha da sesi olmaya çalıştınız. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben eklemek istediğiniz bir şey varsa kapatacağım programı. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir program yapıp bizi davet ettiğiniz için. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Burada köylerime selam söylüyorum. Eksilerimizi gündeme geldik. Belediyemize bildirdik. Devletimize bildirdik. İnşallah bizim sözümü dinlerler. Evet, inşallah çözüm odaklı bir program oldu. İnsanlar da, sorumlular da bu sorunları çözer. Özellikle şu elektrik, internet, geçiş çözüm konusunda ciddi adımlar var ama, evet, artık çözülsün. Gençler de, hani Ferit Ayfur'un, hemşehrimizin bir sözü vardı. Evet. Hadi gel köyümüze geri dönelim diye. Artık insanlar köyüne dönsün, evet, sahiplensin köyünü. Evet, evet. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, saygılar, hürmetler. Evet sevgili seyirciler, bugün Halkın Sesi'nde yaklaşık 180 km öteden Feke, Şahmuratlı Köyü muhtarı, mahalle muhtarı daha doğrusu sevgili seyirciler, sevgili Darkus, Mehmet Darkus'u konuk ettik. Dertlerini, sorunlarını, güzelliklerini anlatmaya çalıştı. Tabii orası da çok güzel bir yaylalık, onu da aktaralım sevgili seyirciler. Özellikle yazın oraya gitmenizi öneriyoruz. Biz daha önce sohbet ettik ama orada eksik kaldı, program bitti. Yazın oraya gitmenizi, o serin güzel havayı koklamanızı öneririz. İnşallah yazında bir program yaparız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet sevgili seyirciler, Halkın Sesi bugünlük bu kadar. Haftaya aynı gün saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.